İyi pazarlar sevgili dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuğum Sayın Haluk Pekşen. Gündemi konuşacağız. Pazar günü olmasına rağmen oldukça hareketli bir gün yaşıyor Türkiye. Haluk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Değil sağ olun. Size de Uzun iyi yayınlar. Uzun zamandır sizinle yayın de, yapmayalım. Evet. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> sağ evet, olun. Evet özledik i̇yi özledik sizi Haluk Bey. Evet, birlikte yayın olun, yapmayı özledik. Evet. Sağ olun. E, Valla e, iyiyim diyorsunuz ama e, herhalde o da adettendir diye devamı gelecektir. Çünkü e, her yer çok hareketli. Sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir pazar günü diliyorum sizlere de. Soru ve yorumlarınız olursa Haluk Bey'e ileteceğim. Her zaman olduğu gibi o da konu başlığına göre yanıtlayacaktır. E, hepinizden e, soru ve yorum bekliyoruz onun için. Evet Haluk Bey şimdi e, işçiler disk sokakta e, gençler e, barınamıyoruz diyen gençler işte bu tarikat yurtlarında yaşananlar, yurt problemleri, yatacak, barınacak yerleri olmayan gençler Ankara girişinde bugün durduruldu. Sonra sokak röportajları yapan arkadaşlarımıza gözaltı var. Yani pazar pazar gibi bir pazar değil. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani nereye gidiyor? Her şeyin önünde bir engel çıkarıyor AKP. Lale Hanım, e, iyiyim diye başladım. Siz de onun üzerine vurgu yaptınız. Tabii ki e, ben ömrümün 20 yılını e, bu ülkede AKP iktidarının döneminde kaybettim. E, belki yalnız bugün 10 yaşın altındaki insanlarımız onlar şanslılar. Onlar gibi olanların e, şanslı olduklarını düşünmek isterim. Çünkü ömürlerin geri kalan yıllarını bu AKP mücadelesiyle geçirmemiş olacaklar. Ama biz gerçekten ömrümüzden tam 20 yıl kaybettik. Ve öyle bir 20 yıl ki tam da ülkenin böyle işte çağdaş modern bir dünyanın parçası olmak üzere yolda büyük yollar kat ettiği, tam Avrupa Birliği'nin kapısından içeriye adım atmak üzere olduğu, neredeyse dünyanın en saygın hukuk ülkelerinden birisi olmayı, eğitim ve çağdaş modern ülkelerinden birisi olmayı, ordusuyla bölgenin en güvenli, en caydırıcı bu bölgenin de neredeyse herkesin yüreğine su serpen, güven artıran ülkesi olmayı başarma aşamasındayken e, bunların hepsini kaybettik ve bugün çok ağır, her alanda ağır bedeller ödeyen bir ülkede yaşar hale geldik. Toplum mutsuz ve moralsiz, herkes mutsuz ve moralsiz. Ama emin olun ilkokulda giden çocuklarımızdan emeklilerimize kadar bu ülkede herkes mutsuz. İlkokula giden çocuklarımızı karanlığa uyandırıyorlar. Çocuklar eğitimi karanlık bir şey zannediyorlar. Okula gitmenin karanlık dolu, kabus dolu sokaklar olduğunu zannediyorlar. Okul denilince onların aklına gecenin kör karanlığına uyanmak geliyor. Memurlarımız işe giderken kendilerine kurulacak kumpasın bugün eee savuşturulmasını nasıl yapabilirim diye, işçilerimiz sokakta dayak yemeden iş yerine nasıl gidebilirim, karın tokluğuna asgari ücretle hayatımı nasıl yaşarım diye mücadele ediyorlar. Emeklilerimiz de ekmek kuyruklarında 1 lira 25 kuruşa ekmek nasıl alırım diye saatlerce kuyruklarda geçiriyorlar. Şimdi böyle bir ülkede mutlu olmak, umutlu olmak gerçekten çok kolay değil. Ve bir insanın ömrünün 20 yılını böyle bir siyasi iktidarı yönetiminde böyle bir ülkede geçirmesi ne büyük şanssızlıktır. Bu yalnızca şanssızlık olarak da hesaplanamaz. Burada elbette ki bu ülkeyi yöneten iktidar muhalefetiyle hepsinin burada yapması gerekip de yapamadıklarının sorumluluğu çok ağır ve ben ömrümden alınan 20 yılı, kaybettiğim 20 yılı telafi edemeyeceğim düşüncesiyle, bu mutlu insanların içerisinde olamayacağım e, düşüncesiyle hayatımın geri kalan kısmını geride geriden gelebilecek olan insanların en azından bizim yaşadıklarımızı yaşamamaları için, onların mutlu olmaları için mücadele ederek geçirdim. Tabii 1999 yılında FETÖ denilen bir aşağılık, alçak, haysiyetsiz bir örgütün e, saldırılarına mücadele etmeye başladım ben. İlk mücadelem 99'da başladı. 99'dan bugün 2021'in sonuna kadar geldik ve maalesef bugüne kadar neredeyse 22 yıl oldu ömrüm mücadeleyle geçti. Ama her alanda herkesle mücadeleyle geçti. Ne hain varmış bu ülkede, ne kadar çok hain varmış bu ülkede, ne kadar düşmanı varmış bu ülkenin, bitmez tükenmez bu ülkenin dertleri varmış. Bir gün in, in, umuyorum, diliyorum ki bu ülkenin yurtsever insanlar da yeter artık deyip bu pespaye siyaset anlayışını bir kenara koyarlar ve bu ülkeye daha mutlu müreffeh bir gelecek inşa ederler diye söylüyorum. İyiyim işte böyle bir iyiyim. Şimdi gelelim. Evet şimdi siz dediniz ki ömrümün 20 yılı öyle geçti dediniz değil mi? İzleyicilerimiz izleyicilerimiz de aynı. Mesela Serhan Hanım dedi ki bir kişi mutlu olsun diye 83 milyon kişi mutsuz dedi. Ee, yani izleyicilerimizin hemen hemen e, yorumları bu yönde. Peki böyle olmasına rağmen niye hala iktidarda iktidardalar diye de soruyorlar tabii izleyicilerimiz. Ben futbol deyimiyle e, cevap vereyim buna Lale Hanım. Futbol oynuyorsanız sahaya denk takımı en azından denk takımı çıkarırsanız umudunuz olur. Bunu yapmadığınız sürece kendi kendinizi kandırırsınız. Kendimizi kandırarak kandırarak iktidarı alamayız. İktidarı almanız için iktidarı alabilecek bir kadronun iktidarı alması gereken bir programı ve iktidarı alacak bir kucaklayıcılıkla bu işi yapması gerekiyor. Onun için biz ben ben bu, bu konuda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Söylediklerimin hepsini geçmişte bugüne kadar çok söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi 2015 yılında 7 Haziran 2015 yılından bugüne kadar direseydi iktidarı söker alırdı. Bunu alabilecek kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi'nin vardır ama onların siyaset yapma olanaklarını da olmadığını defalarca söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmak kolay iş değildir. Bunu bu kadar söyleyeyim. Anlayan, anlamak isteyen, anlaması gerekeni anlamıştır umarım diye kapatayım bu konuyu. Evet. Şimdi gelelim aslında araya girdim ben ama demin girişte söylediklerime bugün gencinden işçisin herkes sokaklarda polis engeli var. Geçinemiyoruz diyorlar, açız diyorlar, barınacak yer yok diyorlar. Ama eğer inatsa bu Türkiye bir kişinin iki dudağı arasındaki inadından vazgeçmesine kaldı. E, merakla artık e, vatandaş Merkez Bankası'nın alacağı kararı bekliyor. Ya yani inanılır gibi değil. Ülke gözlerini çevirmiş. Merkez Bankası faiz indirime gidecek mi, gitmeyecek mi diye onu bekliyor. Lale Hanım, bu ülkenin ekonomistleri, ekonomiden anlayanları, mangalda kül bırakmayanlar ilk iktidarıyla muhalefeti de diyeceğim ama maalesef diğer de dönemeyeceğim bu konuda. Şimdi size bir herkese izleyicilere bir tek şey söyleyeceğim. Faiz oranı ne şu anda? Yüzde on değil mi? Peki Maliye Bakanlığı kaçta borç borçlanıyor? Kaçta borçlanıyor? Yüzde yirmi bir. Yüzde on devlet faiz veriyor. Merkez Bankasının açıkladığı faiz oranı yüzde on ama aynı Hazine ve Maliye Bakanlığı ya. Maliye Bakanlığı yüzde yirmi borçlanıyor. Bu, bu çok açık bir yüce divan suçudur. Nerede muhalefet? Ya insan, ya bu yani Türkiye'de, parlamentoda bütçe konuşuluyor. Bir tek cümle duymadım bununla ilgili. Yüzde on faiz oranı yüzde yirmi birle borçlanıyorsunuz. Yüzde yirmi alıyorsunuz parayı. Yüzde on beşte yandaşlara aktarıyorsunuz. Bunun izah edilebilir yanı yok. Kimden alıyorsunuz bu parayı? Ya bu %21 ile parayı kimden topluyorlar? Elektrik yani. faturasından, gaz faturasından, telefon faturasından, araç ÖTV'sinden şuradan buradan. Onlardan fakir fukarada parayı topluyorsunuz, yüzde ile getirip yandaşlarımıza veriyorsunuz. Bunun izah edilir bir yanı var mı Allah aşkına? Bunu bana bir tek kişi akılla, mantıkla, ekonomiyle, bilimle bir şey izah etsin. Bir adam %21 ile borçlanır, millete de %15 ile para dağıtır mı Allah aşkına? Böyle bir şey var mı? Bunun izah edilir bir yanı var mı? Yok. Neredesiniz? Nerede? Bunun hesabını soracak olan muhalefet partileri nerede? Nerede parlamentoda milletvekilleri? Niye bunun üzerine gitmiyorlar? Niye sizce Haluk Bey? Farkında mı değiller yoksa... Başka bir şey mi var altında? Valla Lale Hanım tahmininizle şey ben, ya. Yani? Ben, ben tahminimi çok açık söylüyorum biliyorsunuz. Ben sözlerimi evet, sakın buradan evet. söyle. Çok açık net. Bilmiyorlar, evet. farkında bile değiller. O kadar bu işlerin e, takibinden uzaklar. Ben kit komisyonunda görev yaptım. Altı tane milletvekili iki kişi katılıyordu kit komisyon toplantılarına. Diğer arkadaşlar başka işleri vardı. Bu hep böyledir. Hep böyledir. Şimdi az önce söyledik hani bu vergiyi topluyorlar. Az önce söylediğinizle ilişkin bir örnek vereyim size. Bakın. Buyurun. Bir başka yeni bir şey daha söyleyeyim. Duydunuz mu şimdi bu söylediğimi izleyiciler duydu mu siz duydunuz mu? Şimdi bakın motorlu taşıtlar vergisi ödüyoruz hani yılda iki defa. Evet. Ne yaptılar bunlar bugüne kadar bu motorlu taşıtlar vergisi çıktığı günden bugüne değin bunun oranını aracı motor gücü belirliyordu hani cc dediğimiz var ya 1600 cc, 1200 cc, 1800, cc, 2000 cc falan diyorduk aracı motor kapasitesi. Şimdi bunu değiştirdiler. Ne oldu? CC yetmez dediler. CC artı aracın piyasa satış fiyatı da eklenecek. Şimdi burada çok masumane bir durum gözüküyor değil mi? Evet. Ama öyle değil. Niye değil? Şimdi söyleyeceğim. Şimdi siz aracı satın alırken atıyorum 150 bin liralık bir aracı Avrupa'da 10 bin euro olan bir aracı siz 600 bin liraya alıyorsunuz. Neredeyse 50 bin euroya alıyorsunuz. 50 bin euroya. Ama o 50 bin euro olmasının nedeni araç yine Türkiye'de 10.000 bin euroya geliyor. Üzerine konulan ÖTV, MTV, bilmem KDV, onun da ÖTV'si, KDV'si bir sürü vergi. Peki bu ne kadar alınıyor? Bir kez alınıyor. Bir araçtan sözüm ona ÖTV, KDV bir kez alınıyor satışta. Geldi aracı aldınız ve aracın özel tüketim vergisini ödediniz, aldınız arabanı. Şimdi bu MTV ile birlikte bir kez ödediğiniz vergiyi şimdi her altı ayda bir, bir daha ödemeye başlıyorsunuz. Anayasaya aykırı değil mi? Aykırı. Peki kim bununla ilgili bir işlem yaptı şu ana kadar? Tek bir açıklama duydunuz mu? Hayır. Yok. Şimdi Türkiye'de vatandaşın önüne yılbaşından sonra gelecek, gidecek vergisini ödemeye bugüne kadar ödediği vergi 4000 bin liraysa, Şimdi olacak 8 bin lira. Ya ne oldu? Niye? CCC benim değişmedi ki. E diyecekler başka bir şey oldu. Geçmişte ödediğin ÖTV var ya. Evet. Hani bir defa almıştık ya senden, Evet. Onu bir, onun ÖTV'nin vergisini de alıyoruz. 6 ayda bir almaya karar verdik. Böyle bir zulüm düzeni olur mu? Bu zulüm düzenine bu zulüm düzenine ses çıkarmadan iktidar olmak mümkün mü? Vatandaşlar şimdi gencecik çocuklar Ellerinde mikrofon, sokaklarda insanlara soru soruyorlar, konuşuyorlar. Anayasal hak. Anayasal hak. Anayasal üzerine be? Gözaltına alınıyorlar. Bu, bu üç tane veya beş tane hiç fark etmez. Bir tane daha olsa hiç değişen bir şey olmaz. Bu çocuklar ne suçu işlediler ki gözaltına alınıyorlar? Hangi yasayı ihlal ettiler? Ne yaptılar? Yasanın hangi suç saydığı eylemi bu çocuklar yaptı ki bugün bunları Gözaltına alıyorsunuz. Ortada yasanın suç saydığı bir eylem yok. Ne olmuş? Anayasal bir haklarını kullandıkları için gözaltına alınmışlar. Eski Türkiye'de bu mümkün müydü? Hani eski Türkiye diyoruz ya. Eski Türkiye'de hesap vermemek mümkün müydü? Eski Türkiye'de vergiye kılıf uydurup vatandaşın cebinde haraca bağlamak, yolsuzluklara kılıf uydurmak mümkün müydü? Eski Türkiye'de bir gazetecinin hak etmediği bir şekilde gözaltına alınması mümkün mü? Arar olduk o günleri. Ya, ya. ya onu, onu bile, bile arıyoruz hakikaten. Ne Normal cizeni arıyoruz. Evet. Yani, ne güzel ülkemiz evet. varmış. Ne güzel ülkemiz varmış. Şimdi bütün mücadelemiz acaba bir daha biz o 2000'li yılların başına dönebilir miyiz? 90'lı yıllara dönebilir miyiz? O güzel ülkemize yine dönebilir miyiz? Neleri arar evet, hale haklısınız. geldi? Evet. Şimdi e, araba e, bu e, vergi vesaire ile ilgili değerlendirmelerinize Demirkan Bey diyor ki hükümet araba üretse bu kadar para kazanmaz. Hepsi kolay yoldan iktidarda kalmak istiyor. Umarım muhalefet iktidara gelince aynı hataya düşmez. Aynen. Şimdi şunu da evet söylemek. Buyurun bununla ilgili yorumunuzu yapın. E, Şimdi devam edelim. Çok doğru söylüyor. Çok haklı. E, buradaki e, bir başka kriter de şu diyorlar yani efendim biz işte stokçunun da yakasına yapışacağız. O zaman bu beş maaş, altı maaş toplayanlardan başlasınlar. Vatandaş bir asgari ücretle karnı doyuramıyor. Açlık, perişanlık içerisinde yaşıyor. Ama kendileri iktidarı ele geçirmiş olanlar beş altı maaşlarla yönetim kurulu üyelikleriyle büyük bir saltanat düzeni içerisinde devam edip gidiyorlar. O zaman oradan başlasınlar. Stokçuluksa oradan başlasınlar. Onlar başlamazlarsa bu iktidar er ya da geç gidecek. Ve mutlaka gidecek. Artık gidiyor onu görüyorum. Sonu geldi ve bitti. O gün geldiğinde o 6 maaş 5 maaş alanların önlerine muhtemeldir ki o günün savcıları da birer tane beyaz kağıt koyacaklardır. Ben o savcıların o kağıtları koydukları zaman o kağıda karşı ne hesap verecekler de doğrusu ben de merak ediyorum şimdiden. Evet ee, bir de şöyle bir durum var Haluk Bey şimdi siz dediniz ya şunu şunu yapıyorlar diye işte çok güzel örnekler verdiniz e, kimsenin haberi yok sorgulama şansınız da yok yani vatandaş gidip de bu niye böyle oldu? Bunu niye yaptınız? Yani gerekli kurumlara sosyal medyadan sorduğu zaman bile hemen e, palas pandras gözaltına alıyor. İnanılır gibi değil ya. Hiçbir şey sormayacaksınız. Şimdi değil sosyal hanım, medyayı da büyük ihtimalle büyük sınırlamalar getirecek. Buyurun. Aynen. Şimdi bakın çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Bu demokrasinin dünyada bu kadar yaygın ve etkin olarak insanlar tarafından kabul görmesinin sebebi de tam da bu sorduğunuz sorunun içerisinde saklı. Demokrasiler olası bu tür risklere karşı çok sıkı tedbirler almışlardır. Bunlardan bir tanesi siyasi partilerdir. Bireyler devlet karşısında, devleti ele geçirerek iktidarlar karşısında zayıf oldukları için tek başına mücadele etmeleri mümkün olamayacağı için bireyleri güçlü hale getirecek kurumlar oluşturmuştur demokrasi. Bunlardan bir tanesi partilerdir. Partiler bu hukuksuzlukların üzerine devletin sahip olduğu bütün organları, bütün kurumları, bütün hukuki güçleri size vermiş olduğu yetkilerle birlikte kullanırsınız ve bunların üzerine gider denetlersiniz. Yani kısacası muhalefet partilerinin bu hukuksuzluklara karşı yoğun bir hukuk mücadelesi başladı. Bunlara ilişkin anayasa mahkemesine gider, yargı mercilerine, ilk derece mahkemelerine gider. Sonuç itibariyle vatandaşın hakkın hukukunu korumak için vardır siyasi partiler. Ve onlara hazine, bütçeden bu parayı bunun için verir. Der ki siz demokrasi içerisinde mücadele etmeniz gerekiyorsa işte bunun gere gerek duyacağı finansmanı da ben size veriyorum. Yoksa o parayı alıp gidip bilmem nerede bir tane bina kiralayıp o binanın camına bir parti ismi yazmanız için vermezler. Ya da sokaklara 3-5 tane kuyruklu bayraklar asıp da işte 3-5 tane çalgıcı çengiciyle lay lay lom yapmanız yapmanız için verilmez bu paralar. Bu paraların temel sebebi mücadele edebileceğiniz, kurumsal yapıyı güçlendirebileceğiniz her türlü olanağı elde edebilirsiniz diye verirler. Üniversitelere rapor düzenlettirirsiniz, iyi hukukçular edinirsiniz, iyi maliyecilerle çalışırsınız, iyi mühendisleriniz olur, iyi bürokratlarınız olur, iyi araştırmacılarınız olur, gazetelerle iyi koordinasyon kurarsınız. Yani topyekün bir mücadele anlayışınızı devletin hazinesinin de verdiği parayla güçlü bir şekilde yaparsınız. Bunun için vardır siyasi partiler ve finansmanları da bunun için verir. Ama şimdi burada Türkiye'de öyle mi? Siyasi partilere hazine parayı verir. Sokaklara bir bakarsınız ki aman Allah'ım sokağın başından sonuna kadar sırıtan 32 dişi gözüken adamların resimleriyle işte bir sürü kuyruklu bayraklar mayraklar falan böyle bir pespayelik. Dünyada böyle bir şey yok. Dünyanın başka bir ülkesinde bunlar olsa o ülkenin siyasi partisi belki de anda kapatırlar. Ne yapıyorsun sen ya bu akıl işi olmayan işleri nasıl yaparsın diye. Ya da Meslek kuruluşları var Lale Hanım. 26 evet. tane meslek kuruluşumuz var. Bu meslek kuruluşları kendi meslek, meslek mensuplarının neredeyse kaybetmedikleri hiçbir şey kalmadı. Büyük bir kısmı bunların o koltuklarda oturabilmek için birbirlerini kırarlar, birbirlerini kaşlarını gözlerini yararlar. Bir bakarsınız aman Allah, o meslek kuruluşlarının o da seçimlerinde neler olur? Sandalyeler havada uçar, mikrofonlar fırlanır, insanlar birbir gözlerini yumruk atarlar falan filan. Koltuklar kapılır sonra o bakarsınız ki o meslek alanında işte yedi şiddetinde sallanır, depremde evet. bütün binalar yıkılır. E bu binaları mühendisler yapmadı mı arkadaş ya? İnşaat mühendisleri nerede? Mimarlar nerede? Çevre mühendisleri nerede? Mahkemeye gidersiniz, meslek kuruluşları var işte. Nitekim bir tanesinin başındaki değişti. Umarım ders olur diğerlerine de. Mahkemeye gidersiniz, insanlar suçlu oldukları için değil. Birinin öyle bir talimat verdiği için tutuklanırlar, gözaltına alınırlar. Şimdi bakıyorsunuz inanamadım şaşkınlıktan e, gerçekten sabahleyin birkaç defa okudum. Acaba bu arkadaşın paylaşımında bir şey mi vardı ki ya gözaltına alınmasında bir e, suç unsuru mu var? Yasanın suç saydığı bir eylem mi var ki gözaltına alınmışlar diye baktım. Üçünü de dinledim, baktım, araştırdım. Sokakta mikrofonu uzatıp insanlarla konuşuyorlar ve bu sebeple gözaltına alınmışlar. Peki bu gözaltına alınan, alan kim? Hukukçu. Kim hukuku bu hale getirdi? <laughs> hukukçular. En önce hukukçular. Avukatı, savcısı, hakimi. Hiçbirimiz masum değiliz. 83 milyonun içerisinde hiçbirimiz masum değiliz. Masum olan tek kişi yaşı 18'in alttaki çocuklarımızdır. Onun dışında hiç kimse masum değildir. Bugün olan her şeyin müsebbibleri hepimiziz. Hep beraber, evet. hepsi oradadır. Herkes oradadır. O dayısının oğluna de, dayısının oğlunu delege seçen seçmenden başlamak lazım. Kendisi delege seç, seçmeye giderken, partiye üye olmaya giderken hangi kriterlerle o üye olduğuna bir bakacaksınız. Siyasi partiler nasıl şekillendiriyor? Partinin içerisinde bu ülkeye, bu partiye, bu ideolojiye hizmet eden adamlar mı yoksa bana benim be geleceğime, benim e, yandaşlığıma hizmet eden adamlar mı seçiliyor? İşte bütün bu tercihlere baktığınız zaman pespayilik baştan dibe kadar her yere yansımış gitmiş ve gerçekten insanın artık bu aşamada canının sıkılmaması mümkün değil. Bakıyorsunuz çoğu zaman da doğruları konuşmaya başladınız zaman aman ama bunun da şimdi zamanı değil ki. Bir de böyle bir böyle bir ilkellik var, böyle bir Doğru. utanmazlık var ama bunun zamanı değil ki. 70 yıldır iktidar olamıyoruz, İktidar olamama işimizi nedenlerini konuşmaya başladınız zaman hemen size ama bunun zamanı değil ki kardeş. Ne zaman Kullet yani? Kişi, ne e, zamanı gelmez bunun. Evet. Her zaman zamanıdır. Her zaman. Beceriksizse, başarısızsa, basiretsizse, yenemiyorsa gidecek kardeşim. Zamanıdır. Ben onun beceriksizliğinin, basiretsizliğinin bedelini ödüyorum. 80 evet. milyon bu ülkede 80 milyon hepimiz bu ülkede bu ülkenin geleceğinde de hak etmeyen insanların, ülkeyi yönetemeyen insanların hak etmediklerinde yaptıklarının, yönetemediklerinde yaptıklarının bedelini ödüyorum. Doğru. Daha ne konuşalım? E, vallahi e, yani biz gittik de geleceğimiz de çocuklarımız da gitti öyle görünüyor e, Haluk Bey. Bugün adım atılsa herhalde bunun düzelmesi yıllar alacak. Çok geri gittik çünkü her yönüyle. Ekonomik olarak değil sadece bütün kurumlar çökmüş vaziyette. Çünkü hepsi iktidarın elinde. Yani düşünsenize hukuk bile karar alamıyor iktidara danışmadan. Korkunç bir şey bu. Lale e, buyurun, buyurun. Şimdi bakın e, yıllar önce... Ortaya bir tez attım. Şimdi e, bakıyorum ki tezlerim sıkı takip ediliyor. Muhalefet evet. tarafından da sıkı takip ediliyor. Evet. Yani Birçok bir, bir, bir tezimin takip edildiğini fark ediyorum. Ben tek başıma birisi değilim. Biliyorsunuz yeniden CHP adında evet. bir kadro hareketiyle beraber hareket eden birisiyim. Bu kadroda da çok değerli bilim insanları var, araştırmacılar var. Herkes Biliyorum, var toplumun evet, evet. Hakikaten çok Ve değerli Çok teşekkür ediyorum. Evet. Sürekli kafa yoruyoruz. Bu ülkenin geleceğini nasıl yeniden inşa ederiz diye. Ve ilk kez yeniden inşayı biz ortaya attık. Dedi ki Türkiye'nin yeniden inşa edilmesi lazım. Kurumlarıyla, kuruluşlarıyla bu ülkenin mutlaka yeniden inşa edilmesi lazım. Şimdi bakıyorum bütün muhalefet yeniden inşaya dört elle sarıldı. Herkes evet Türkiye'nin yeniden inşa edilmesi lazım. Şimdi ben de merak ediyorum. Nasıl inşa edeceksiniz? Var mı elinizde bir çalışmanız? Bir hazırlığınız var mı? Şu ana kadar bir hazırlık hiç kimseden görmedim. Ben açıkçası. Evet, sloganları alıyorsunuz. Onları kullanıyorsunuz. İşte bizim, e, benim İpek Yolu projesinin başına gelip de Merkez Türkiye nasıl olduğunu yaşadığım gibi. Türkiye'de maalesef bu önümüzdeki dönem içerisinde toplumda giderek buna ilişkin beklenti e, umutsuzluğa doğru dönmeye başladı ama ben onlara bir şey söyleyeyim. Buradan bizi izleyen bütün yurttaşlara şunu sesleniyorum. Bir gün bu ülkede iktidar değiştiğinde hiç e, moralinizi bozmayın. O kadar hızlı bir şekilde bu ülkeyi yeniden inşa edeceğiz ki. Umuyor ve diliyorum ki şu 2023'te bu iktidar değişsin. Eğer 2023'te iktidar değişirse yapılacak olan ilk işlerle Türkiye'de şu anda kamuda AKP iktidarının baskılarından e, bıkıp usanıp da lanet olsun deyip emekliye ayrılan, özel sektöre geçen o kadar çok değerli, o kadar yetkin insanlar var ki ve mutlaka bir yasa değişikliğiyle bu insanların kamu düzeni içerisine ivedilikle dönmesini sağlamak gerekiyor. Özel sektörden veya emeklilikten geri dönüşlerini sağlamak gerekiyor. Ve ben çok açık söylüyorum. 70 yaşına kadar tamamına yeniden kamuda istihdam olanan sağlanmalı ve bu insanların geri dönüşleri mutlaka sağlanmalı. En önce de Devlet Planlama Teşkilatı hızla yeniden e, oluşturulmalı, kurulmalı. İşte o Türkiye İletişim Başkanlığı denilen lüzumsuz bir yer var ya hemen onun kapısına kilit vuracaksın. Hemen, hemen. Yani bir gün dahi bekletilmeyecek. O Türkiye İletim, İletişim Başkanlığı denilen yer derhal kapısına kilit vuracaksın ve orayı hemen Devlet Planlama Teşkilatına teslim edeceğiz. Devlet Planlama Teşkilatının da bugün hala e, ayakta e, yaşları işte 50 ile 60 arasında 65 arasında olan çok değerli uzmanları var. Bunlar biliyorsunuz kapatılma sebebiyle şu anda boşta geziyorlar. Ben buradan büyükşehir belediye başkanlarına da tavsiye ediyorum. Bunlar çok değerli insanlardır, çok yetişkin beyinlerdir. Bunları lütfen alın büyükşehir belediyelerinde önemli görevler başarıyla yapabilirler. Bu devlet planlama teşkilatından yetişen uzmanların uzmanlık alanları farklı farklıdır ve hepsi son derece Önemli birikimlere sahiptir. Büyük başarıları vardır bu insanlar. Bunları alın belediyelerde de çok ciddi katkı sağlasınlar. Ve gelecekte Türkiye'yi e, Millet İttifakı devraldığı zaman işte o zaman bunlar hızlı bir şekilde Türkiye'nin yeniden inşasını planlayabilirler. Ve çok hızlı bir şekilde Türkiye'yi biz yeniden inşa ederiz. Hiç bu konuda morallerini bozmasınlar. Bunu yapabilecek Türkiye'de kadro var, beyin var. Yeter ki bunun koordinasyonunu yapalım. Bu koordinasyonu yapabilecek bir kadroyu iktidara taşıyalım. Evet. Şimdi Haluk Bey izleyiciler ekranı da getiriyorum zaman zaman CHP'nin yönetiminde olmalı Haluk Pekşen diyorlar. Şunu söyleyeyim kendi adıma Sayın Pekşen hakikaten aslında hukukçu ama o kadar çalışkan bir siyasetçi ki her konuda bilgi sahibi, her konuda araştırmalar yapıyor. İşte üretimden Türkiye'nin tarım ve toprak politikalarına kadar. Hepsini soracağım ama şu son günlerde bu yurtlarda yaşananlar Haluk Bey, o konudaki fikrinizi. Çünkü hakikaten ya bunun bile üstü örtüme çalışılıyor, o kadar da olmaz diyoruz ama Erzurum'dan bir haber gelmişse onu ekran'a getireceğim. Sizden de yorumlamanızı rica edeceğim. Yine evet. Bir saniyemizi rica edeceğim. Erzurum'da yaşanan e, istismarı soracağım size Haluk Bey. E, Kur'an kurslarında buralara insanlar e, bir şekilde e, çocuklarının hani e, sokakta siyasetten, sokaktan zarar görmemesi için imkansızlıkları olduğu için buralara gönderiyorlar ki e, güvende olsunlar diye ama başlarına gelenler de ortada. E, ne diyorsunuz? E, AKP de bunun üstünü kapatmaya çalışıyor. Şimdi Lale Hanım, önce şöyle bir e, açıklık getirelim. E, i̇nsanlar bir buradan baksınlar, sonra sizin dediğiniz noktaya doğru gelelim. Bakın, özellikle bu pandemi sonrasında Türkiye'de ve dünyada büyük bir tartışma başladı. Bu tartışmanın odak noktasında en önemli konu ara eleman konusu oldu. Yani e, sanayide, üretimde, çalışacak eleman ihtiyacı hat safhaya kadar çıktı. İnsanlar büyük bir arayış içerisindeler. Özellikle fabrikalarda bu teknik liselerden yetişmesi gereken veya iki yıllık meslek okullarından fakültelerden yetişmesi gerekenler, yüksek okullardan yetişmesi gerekenler yetiştirilmediler. Böyle olunca da şimdi dünyanın birçok ülkesinde tedarik adı altında ...bir zincirden bahsediyor. Bunu da Türkiye'nin ilk gündemine ben getirmiştim hatırlarsanız. Evet, o da sizin programınızdı evet. yine. Evet. İki yıl önce. Şimdi bunun olacağını o zaman söylemiştim ben. Niye? Çünkü pandemiyle birlikte... Bu pandeminin sonuçlarında çok büyük bir e, kayıp oluşacak. Bu çalışan nüfusta bu kayıpları telafi edecek bir şekilde eğitimden bu insanları yetiştirmesi kolay olmayacak. Çünkü eğitim merkezleri de kapanacağı için bu e, bir taraftan yaşlılık, bir taraftan emeklilik, bir taraftan da ölümlerle birlikte ciddi bir kayıp oluşacak. Ama onun yerine gelecek olan eğitilmiş, e, bu konuda yetiştirilmiş nüfus olmayacak. Olmayınca bir açık olacak. Ne demek? Bunu izleyici daha iyi anlasın diye örnekle anlatalım şimdi. Şimdi bakın İngiltere'deki en önemli sorun şu anda tır şoförleri. Yüz bin tır şoförüne ihtiyaçları var. Trafikleri de onların biliyorsunuz ters yönden aktığı için e, bunu dünyanın başka bir yerinden kolaylıkla almaları mümkün değil. Çünkü o trafiğe gelip o yaşama adapte olmanız gerekiyor. O trafiğin içerisinde tırı kullanmanız gerekiyor. Bu da çok kolay bir şey değil. Çok tehlikeli ve çok riskli. E, bunu kısa sürede yapamıyorsunuz. O zaman e, tır şoförü yetiştirmeniz gerekiyor. E yetiştirmeniz de mümkün değil. Böyle eleman yok İngiltere'de. Böyle bir genç nüfus yok. E peki yurt dışından getiremiyorsunuz. Eleman da yetiştiremiyorsunuz. Ne olacak? İşte o zaman zincir kopuyor. Bakıyorsunuz bir akaryakıt istasyonlarına benzini taşıyacak kimse yok. İşte et süt marketlere taşıyacak kimse yok. Gıda taşıyacak kimse yok. Vesaire. Bu yalnızca taşımada. Peki diğer sektörlerde hiç fark etmiyor. Onlarda da aynı şekilde etkili oldu. Yani bir bakıyoruz ki Avrupa'nın büyük birçok ülkesinde Almanya'sında, Fransa'sında, İtalya'sında çok ciddi eleman ihtiyacı var ve bu eleman ihtiyacı ara elemanlar. Mesela şöyle bir örnek vereyim izleyiciler bunu e, daha kolay anlayacaklardır. Evinize internet bağlamak için müracaat ettiğinizde size en erken 25 gün sonrasını veriyorlar. 25 gün sonra gelebiliriz. Niçin diyorsunuz? Eleman yok onu bağlayacak olan Eleman yok evet. maalesef. Evet. Sizi sıraya koyduk 25 gün sonra. Şimdi iki farz edin ki evinize bir tane kütüphane aldınız. Şu anda evinize satın aldığınız kütüphaneyi monte ettirmek için kısmen mobilya ustası bir e, genç bir eleman evinize gel gelmesi için 35 gün bekleyeceksiniz. Bunu Avrupa'nın tamamına yayabilirsiniz. Gelelim ikinci kısmına. Bundan bir ay önce Almanya bir eee kararname yayınladı. Bakın hiç akla gelmeyecek bir şey. Almanya'dan beklenmeyecek bir şey. Dedi ki Almanya'nın ara eleman ihtiyacı çok yüksek. Şu anda Almanya'ya ara eleman olarak gelmek isteyen ya da ara eleman eğitimi almak için e, gelmek isteyenlere biz de kolaylığı sağlayacağız. Artı burada o eğitim için finansman desteği sağlayacağız. Şimdi bunlar nereden gidecekler? Avrupa'daki bu ara eleman ihtiyacı nereden karşılanacak? En önemli yakın komşu Avrupa ile adapte olmuş çok ortak paydası olan Türkiye'ye gelen yabancılara turizm hizmeti vermiş, şoförlük hizmeti vermiş, otobüsünde onu taşımış, uçakta onu taşımış. Yani Türkiye'nin genç bir nüfusu var. Bu nüfus Avrupa ile zaten iç içe uzun dönemdir Avrupalılarla birlikte yaşıyor bu nüfus. Onların evet. kültürlerini biliyor, davranışlarını biliyor, onlar gibi olaylara bakmaya başlamış vesaire. Şimdi Türkiye'de var mı peki bu? Türkiye'de de yok. Niye yok? İşte gelelim tam bu noktaya. Niye olmayışınız olmadığını sebebi çok açık. Biliyorsunuz bu iktidarı ele geçirdikten sonra AKP kendi seçmen tabanını ideolojisiyle birlikte oluşturmak için de yurtlar oluşturdu. çeşitli e, yurtlar yurtlar oluşturdular. İşte 2015 yılına kadar bu yurtlar fetö'nün kontrolündeydi. Fetö yurtları vardı, fetö okulları vardı. O zamanlar biz avazımız çıktığı kadar bağırıyorduk. Diyorduk ki bakın milli eğitimi planlı bir şekilde kendi arka bahçesi açısından kullanıyorlar. Buradaki milli eğitimde temel amaç eğitilmiş insanlar değil, bir ülkenin geleceğini insan eğitmek değil, insanlık için insan eğitmek değil, tam tersine kendi siyasal ideolojileri için eğitilmiş insan görünümlü militan yetiştiriyorlar. Bizi o tarihlere kadar çok ağır şekilde saldıran bu insanlar 15 Temmuz günü bizim söylediklerimizin yüzde yüz haklı olduklarını gördüler. O eğitilmiş zannettikleri insanlar gerçekten eli kanlı militanlar gibi 250 kişiye sokaklarda biliyorsunuz mezar ettiler. Bu AKP iktidarının Türkiye'deki eğitim politikalarının ne kadar ağır bir sürecin içerisinde sokulduğunu gösteren en önemli örneklerden bir tanesidir. Yetmedi, bitmedi. Aladağ'da Çocuk yurdunda biliyorsunuz çocuklar cayır cayır yandılar. Orada minicik yavrular, o evet. yoksul ailelerin çocukları o yurda teslim edildi ve orada yandı o minicik yavrular. Türkiye hala o travmayı atlatabilmiş değildir. Değerli Hanım bugün hı hı. o yurtta ilgili bir sahneyi ben görmek dahi istemem. İnsanların gözleri dolu, içimiz sızlıyor. O minicik yavruları düşünebiliyor musunuz ya? Bu nasıl bir vicdandır? Bu nasıl bir ahlaktır? Şimdi Numan Kurtulmuş demiş ya dolar tutmak büyük bir ahlaksızlık demiş ya. Doğru söylüyor. Dolar hazine garantisini dolar cinsinden vermek de aynen. Ben Numan Kurtulmuş'un söylediklerine katılıyorum. Nerede dolarla iş yapılıyorsa onları da ahlaksız sayıyorum zaten. Aynen e, onun söylediğini söylüyorum. Şimdi bütün bu eğitime ilişkin yaptıklarının tamamı kendilerini seçmen arka bahçesi yetiştirmek içindir. İmam Hatip Lisele'de seçmen arka bahçesi yapacaklarını zannettiler. Kur'an kurslarıyla insanların dini duygularını istismar ettiler. Toplumu cahil bırakarak cehaletin feraseti üzerinden siyasi gelecek inşa ettiler. Nitekim o bir e, çakma bir rektör vardı. Rektör mü neydi? E, bir tane vardı. Ya, hani cehaletin evet, feraseti evet. olmazsa diye konuşmuştu ya. O zır cehaletin feraseti doktor rektörü işte Türkiye'yi istedikleri getirmek istedik yer burasıydı. Böylece toplumu cahil bırakın Onların kendi geleceklerini planlamaların önüne geçin ve onları siz kendinize seçmen yapın. Yani bu kadar sapıklık, sapkınlık Türkiye'de hani bir tane bakan da bir tarihte demişti ya bir defayla bir şey olmaz diye. O kafa yani o ilkel, o çal dışı kafa bugün Türkiye'de eğitimi ele geçirmiş ve orayı da siyasi bir arka bahçesi oy devşirme platformu olarak görüyor. Onun için olasılıkların hepsi masada. Bunların hepsi mümkündür. Buradan beklenilmeyen bir şey yoktur Leyla Hanım. Evet evet. Bir de e, yani bu Erzurum'daki olaya dönecek olursa Kaluk Bey e, kameraları kapatmışlar ya inanılır gibi değil. Yani bu sözünü konuştuğumuz sözünü ettim sapıklıkları gizlemek için de her türlü yola başvuruyorlar. Ne kadar iğrenç bir şey yani ne kadar in insan inanamıyor gerçekten. Şu anda ekranda da görüyoruz orada yaşanan e, Erzurum'daki diyanet'e bağlı eee Palandöken ilçesindeki Hacı Bahattin Evgi yatılı erkek, erkek kursundan söz ediyoruz. 7 çocuk cinsel istismara uğruyorlar. Sonradan öğreniyoruz ki kameralar kapatılmış. İğrenç ötesi hakikaten. İşte o tabii açıklanandır yedi. Açıklanandır. Tabii, tabii, tabii. Yani e bu, aileler de korkuyor, korkutuyorlar Hanım, çünkü. Türkiye'de bu inanılmaz bir kalayan yara haline geldi. Bu sapkınlık e, cinsel saldırılar artık hastalık düzeyini e, yakaladı. Bu anlamda Türkiye'nin çok ciddi bir rehabilitasyona ihtiyacı var. Gerçekten sosyologlar, psikologların bu anlamda iş, üzerine düşen yük çok artmıştır. Birçok yerde, Türkiye'nin her tarafında kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet, aile içi şiddet, işte bir takım sapık ilişkiler, cinsel saldırılar vesaireler artık gerçekten e, toplumun her kesimini irite eder bir aşamaya kadar geldi. Bütün bunların bizim tabi bildiklerimiz kamuoyuna yansıyan bölüm. Yansımayanı aile içerisinde saklananı, gizli tutulanı bunlar daha dehşet verici oranlarda. Bütün bunları şu anda bu haliyle ancak kamufle etmeye çalışıyorlar gizlemeye çalışıyorlar. Ama toplum da bunu sırtından atmak için ciddi olarak da itiraz etmeye başladı. Gerçekten Türkiye'de şimdi e, insanların işte o sokak mikrofonlarına televizyon mikrofonlarını ekranlarını söylediklerine bakıyorum. Bazı televizyonlarda hala poliyanacılık yapan işte evet. yani o kelimeyi kullanmayayım ama e, yayınlar yapılıyor ama gerçekte halk eee inim inim inliyor. Açlık içerisinde, sefalet içerisinde bu alaksız saldırılar altında, baskılar altında gerçekten vatandaşın artık burnundan sorur hale geldi vatandaş. Herkes inim inim iniyor. Bir taraftan açlık, bir taraftan işsizlik, yoksulluk, göç, el kapılarına e, muhtaç olmak, çocuğuna bir gelecek planlaya, planlayamamak. Yani vatandaşın bir tane derdi yok ki. Do Doğru söylüyorsunuz. Şimdi Haluk Bey, e, dedim ki e, Haluk Bey hukukçu ama e, her konuyla ilgili araştırma yapıyor. Hakikaten e, boş konuşmuyor yani değerli izleyiciler. E, siyasi görüşüne katılırsınız, katılmazsınız. Çok da çalışkan bir siyasetçi. <laughs> ben kendi <gülüyor> gerçekten <gülüyor> öyle. Yani her dakika bir şeyle uğraştığınızda şahit oluyorum ben Haluk Bey. E, dolayısıyla ekonomiyi de e, yani ekonomistler kadar iyi analiz edebiliyorsunuz. Şimdi hem asgari <laughs> ücreti soracağım. E, ne kadar olmalı ama ne kadar gelecek? Hem Merkez Bankası'nın bu faiziyle ilgili sizin beklentiniz ne? E, ve... Tabii bütün bunların sonrasında erken seçim olur mu olmaz mı diye de eklemek lazım galiba. Şimdi Dehali Hanım bu Merkez Bankası'nın faiz oranından önce şu şeyde bir asgari ücretle ilgili bir şey yapalım, hesaplama yapalım. İzleyiciler Tabii. de bu hesaplara lütfen katılsınlar. Onlarla beraber yapalım bu hesabı. Şimdi Buyurun. geçen hafta, Cuma günü Asgari ücret tespit komisyonu Ankara'da üçüncü kez toplandı biliyorsunuz. Toplantı sonrasında da kamuoyuna iki açıklama yansıdı. Bunlardan bir tanesi Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu asgari ücret 3100 lira olsun diye bir açıklamaydı. Bir diğeri de Türkiye e, Türkiye İşveren İşçi Sendikaları Konfederasyonu evet. T Türkiye e, evet. E, Türk İş. Onların açıklamasıydı. Onlar da asgari ücret 3900 lira olsun diye yanılmıyorsam Bir açıklama vardı. Kamuoyunda bunlara ilişkin olağanüstü ağır tepkiler geldi ve bunun üzerine Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu tekrar yazılı açıklama yapmak zorunda kaldı. Neden? Çünkü her ikisi de TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranını, yıllık enflasyon oranının gerçek dışı olduğunu, hayal mahsulü olduğunu söylüyor. Ve gerçek olsaydı o zaman 3100 lira olacaktı asgari ücret. İşverenler Sendikası bile diyor ki, "Ya TÜİK'in açıkladığı bu enflasyon oranı gerçek dışıdır. Her ne kadar bizim lehimize de olsa biz bu kadar e, vicdansız değiliz. Bu 3100 lira gibi bir rakamı biz de açıklayamayız. Bu 3100 lira tamamen e, bizim toplumdaki karşılığımıza karşı bize karşı toplumda çok büyük bir öfke doğurur. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz böyle bir açıklama yapmadık diyorlar. Yani kısacası 3100 lira eğer enflasyon esas alınsaydı 3.100 lira olacak olan asgari ücret Türkiye işverenlerini bile rahatsız etti. Onlar bile yeter artık bu kadar pespaylık olmaz. Bu TÜİK'in açıkladığı rakam üzerinden biz onların görüşlerine katılmıyoruz. Biz daha farklı bir asgari ücret verilmesini makul görüyoruz demeye başladılar. Kaldı ki bazı büyük iş adamları, Türkiye'nin gerçekten saygın iş adamları bu enflasyon oranlarının doğru olmadığını, kendilerinin bunun üzerinde bir rakamın e, asgari ücret olarak verilmesi gerektiğini ifade ettiler. Çünkü dünyada herhalde hiç Asker ücretle çalışan oranının bu kadar yoktu, yüksek olduğu başka bir ülke yoktur. Neredeyse bütün evet, yarısı asker ücretle karın tokmaya çalışıyor. Şimdi bunun üzerine Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu bu açıklamayı yapınca Türkiye İşçi Sendikası da e, aynı şekilde o da efendim biz de zaten <laughs> 3900 lira demedik diye topu yani. gezdirmeye başladı. Şimdi bunun başka bir sebebi daha olabilir. O da şu. Bunların ikisi de biliyorsunuz e, zaten Sayın Erdoğan'ın mutlak kontrolündeler. Onun dediğinden dışarı çıkamazlar. Yani o işçi sendikası zannetmesi ki Türkiye iş, işçilerin sendikası asla. İşçinin orada tamamen semboliktir durumu yani. Hiçbir şekilde şansı yoktur. Mutlak olarak oraya biat etmek zorundadır. İşverenler sendikası zaten böyle bir şey söylemeye gerek yok. Şimdi bunu şunun için yapmış olabilirler. Onu da aklıma gelmiyor değil yani. Efendim siz işte böyle 4 bin liranın altında rakamlar açıklayın. Sayın Cumhurbaşkanı çıksın. Olmaz kardeşim desin böyle bir rakam olur mu? Türkiye'nin gerçeklerinden uzak. Ben bunu işte 4500 lira yapıyorum der. O zaman da bakın işte Sayın Cumhurbaşkanı geldi dertleri çözdü olur. Böyle bir senaryoda olasılıklar içerisinde güçlü bir durumda olduğunu ifade edebilir. O halde olması gereken şey şu. Bu asgari ücret geçen yıl tespit edildiği rakam 2825 lira. Bugün 2825 lira o gün tespit edildiği dolar kaç para ise Bugün de aynı parayı versinler acaba. İtiraz tamam. Bugün onun karşılığı 5 bin lira. Ben de bu asgari ücretle ilgili çıktım. Bundan bir ay önce dedim ki 5 bin lira verin. Çünkü Şubat o pardon Ocak 2021'de o zamanki karşılığı dolar olarak tam da bugün 5 bin liraya denk geliyor. Hadi versinler. Hadi versinler. Asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini söylüyorlar. Yani enflasyon da, e dolar da enflasyon var. Amerika'da da yüzde altı enflasyon açıkladı Amerika. Hadi yüzde altı da üzerine koysunlar, versinler beş bin beş yüz lirayı. Veremezler. Niye? Onlar hazine garantisi verirler yandaşlara. Onların asli işleri o. Faiz lobilerine faiz yağdırırlar. Bütçenin yarısını faize verirler. Onlar nasıl onları iktidara getirenler onlar. Yoksa fakir, fukara, galip Doğru. değil yani. Gece kondu da beraber Beraber komşusuyla çorbasını, aşını paylaştığı komşusuyla selamlaşmaz hale geldiler. Biz de konuşuyoruz AK Partililerle. Bakın o gece konudaki AK Partililere bir gidip bir soralım. Bir mikrofonu uzatalım. Artık hiçbirisi AK Parti kelimesini dahi duymak istemiyorlar. Duymak istemiyorlar. Bırakın yani AK Parti'ye oy verir misin diye sormayı bırakın. Duymak istemiyorlar. AK Parti kelimesini duymak istemiyorlar. Hepsi söylüyorlar. Burada komşumuzdu diyor yöneticilik yaptığı zaman çorbamızı bölüşüyorduk diyor. Şimdi... Bizim bırakın ondan onunla diyor aynı yaşama standartı, Randevu bile almamız, görüşmemiz bile mümkün değil. O komşuluk ilişkileri bittiler. Ben bunu fark ediyorum. Ankara'nın Çayyolu Yolu semtinde bugünlerde çok fazla göç alıyor. Nereden alıyor? Anadolu'dan almıyor. Ne enteresandır ki Ankara'nın AKP'nin kalesi olan semtlerden alıyor. Niye acaba? Acaba birileri kendilerini kamufle mi etme gereği duyuyor şu anda? Niçin Öyle. kamufle gerekleri duyuyorlar? Bütün bunları soruların cevaplarını vatandaş kendisi sorsun ve arasın. Evet. Ee, evet. yani dolayısıyla buradan hani 5 bin lira olsun 5 bini de yeterli bulmuyor. Bir izleyicimiz 2013'te maaşım 20 gram altın alıyordu ediyordu. Şimdi 8 gram diyor. E, 9 yıldır çalışıyormuş maaşı 4800 lira. Yani e, şimdi 5 bin lira olsa asgari ücret zaten hani karşılamayacak da e, artık çalışanın bir kısmı buna bile razı. Peki eğer böyle bir şey olursa Haluk Bey 5000 verisi çünkü hakikaten sendika başkanlarının açıkladıkları rakamlar çok ilginç. Türk İş işte 3900 demişti. Niye hani 4000 değil 4000 küsür değil de 3900 diye konuştuk. Sonra dedi ki yanlış anlaşıldı işte 4000 bizim zor, zorladığımız rakam dedi. Ama bunu verirse eğer eldeki kaynakları göz önünde bulundurursak iktidarın diyeceğim. Çünkü Türkiye yağmalandı hakikaten. Evet. Erken seçimin bir ön adımı olabilir mi sizce? Lale Hanım şu anda iktidar bırakınız erken seçim, seçim yapsın yeter. Yani erken seçim ne kelime? Seçimi yapsın yeter. Sizce iktidar şu anda erken seçime gider mi? Türkiye'de şu anda vatandaş hani Özal demişti ya tabii bizim kuşağımız hatırlar gençler bunu hatırlamayacaklardır. Özal demişti ya seçimden önce zam yapacak kadar enayi miyim diye. Şimdi oraya geleceğiz. Şu anda vatandaş 5 bin lira asgari ücretle dahi ekonomik durumunu düzen, düzeltemez. İcralık olmayan insan ev neredeyse yok denilecek kadar az. Ya 30 milyon kişi icralık yani bu bunların birer aile içerisinde olduklarını düşünürseniz, yani durum dramatik. Demek ki bir kişinin hakkında iki tane üç tane icra takibi var. Durum bu kadar Aynen. vahim, dramatik. Evet. Ya i̇nsanlar artık AKP ile bu ülkenin ekonomisinin düzeleceğine ilişkin en ufak bir umutları kalmadı. Çünkü bu insanlara asgari ücrette 5 bin lira verecekse bunu bir yerden almalı. Nereden nereden alacak? Elektrik faturasından, gaz faturasından, işte telefon faturasından bilmem sabit giderlerden, vergiden alacaksa lanet olsun vermeyi versin diyor insanlar ya. Yani. Ama bunu hazine garantisi verdiği yandaşlarının cebinden alıp onların bizim bizde bizim alın terimizden alıp onların cebine koyduğu paralardan geri alacaksa o zaman hadi bekliyoruz ondan. Hodri meydan. Ben bu pandemin ilk çıktığı zaman Lale Hanım, yani 2019'da tweet atmıştım. O zaman dedim ki bu Covid ile ilgili hükümete üç tane önerim var dedim. Bir, ivedilikle hazine garantili sözleşmeleri TL'ye çevirin. Hazine garantili ne kadar sözleşme varsa bunları TL'ye çevirin. Hatta bunların mümkün olsa, mümkünse bunların garantilerini erteleyin. Türkiye bu yükü kaldıramaz. Evet. İki, vatandaşın sırtındaki elektrik ve gaz faturalarında elektrik gaz ve telefon faturalarında lütfen vergi oranlarını düşürün. Mümkünse tümden kaldırın. Yani gazın üzerinde, telefonun ve elektriğin üzerinde inanılmaz bir vergi yükü var. Kaldırın dedi. Çünkü Türkiye bu bunu kaldıramaz. Bu insanlar hem işsiz kalacaklar, hem açlıkla karşı karşıya kalacaklar. Bir yandan da bu insanların önüne faturaları dayamayın. Bunların altından kalkamaz bu ülke. Bu insanları intihara sürükler, bunalımlara sürükler yapmayın. Diye. Bu ikinci önerim buydu. Üç, dedik ki mutlaka büyük bir dağıtım zinciri kurun. Anadolu'da köylerde üretim arttırılsın. Köyleri lokal lokal bölge bölge kapatın. Her yere hastalığı bulaştırmayalım. Hiç hastalık bulaşılmamış illere giriş çıkışlar kontrol altında olsun. O iller üretime aynı tempoyla devam etsin o illerin üretimleri de Türkiye'de diğer bölgelerde ciddi anlamda ekonominin devamını sağlasın. Bunların hiçbirini o gün yapmadılar. Evet. Bizim söylediklerimizi de e, geçiştirdi gittiler, önemsemediler. Ama bugün Türkiye bizim söylediklerimizi yapmamanın ağır bedeliyle karşı karşıya. Evet, Genel maalesef Türkiye'de, öyle. Merkez Bankası Buyurun. faiz konusuna onu evet. soruyoruz. Evet, evet, Merkez Bankası'nın faizi e, <laughs> bu e, bu hafta değişmeyecek diye düşünüyorum. Ben aynı rakamda kalacaktır. Ama tutabilirler mi? Tutamayacaklar tabii ki. E, bu yalnızca e, Merkez Bankası'nın faiz artırması, indirmesiyle e, duracak bir durumdan çıktı artık. Yani iş e, bunların kontrolünden çıktı. Bu anlamda hiç e, bir e, mali başarı beklemeyin. Yani bu, sonuçta Merkez Bankası başkanına getirilen şahısta bakıyorsunuz, gazetecilikten Merkez Bankası başkanına gelmiş. Dünyanın her yerinde Merkez Bankaları Başkanları, Ekonomi konusunda gerçekten deha değillerdir ama o derece birikimli insanlardır. Yani kimseden ekonomi dersi alacak kadar şeyleri yoktur. Mutlak bir şeyleri vardır, birikim hakimiyetleri vardır. Onun için şu anki merkez bankası başkanından Türkiye'nin bir ilişkimişliği şey beklemek doğru değil. Zaten onun da merkez bankası başkanı olmadığını, başkanı olmadığını biliyoruz. Ekonomiden sorumlu bakan zaten Allahlık Ali Bey. Çaycılıktan bakanlığa geldi. İşte FETÖ'ye çay verirken, çay ikram ederken ondan sonra arkadaş mutlaka kendisi çok iyi e, biat ettiği için e, gelmiş ve işte ekonomiden sorumlu bakan yapmışlar. Yazık ülkenin haline ya. Bu adam bile bakan yani. Şimdi bir tane bir orman bakanı vardı. Gerçekten yani tarım ve orman bakanı. Diyordum ki ya bunu bile bakan yapmışlar. Artık yani Türkiye'de hani... Gidersiniz böyle insanlarla konuşursunuz. Der ya vatandaşım metalist der ya. Ya beni bir bakan yapsalar ben şöyle yaparım diye. Hep garipserdik onu. Artık kimseyi garipsememek lazım. Kim derse ki ya beni bakan yapsınlar hiç garipsemeyin. Eğer bu Orman Tarım ve Orman Bakanı bile bakan olmuşsa, bu işte en son atanan ekonomiden sorumlu bakan o bile bakan olmuşsa Türkiye'de herkes bakan olabilir artık. Evet. Demirkan Bey diyor ki liyakat 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 kalmadı ki Türkiye'de. Yok yani. Çok doğru söylüyor. Her alanda liyakat kalmadı. Yani bu bunu Türkiye'de her alana söyleyebiliriz. Haklı. Aynen katılıyorum. Evet. Ee, Haluk Bey erken seçim bu koşullar altında e, hani beklemedi iktidar böyle bir karar alacağını. Daha doğrusu Erdoğan'ın böyle bir i̇ktidar karar alacağını. almaz Ama şunu soracağım. Erkek. Peki e, üçüncü defa e, anayasaya göre aday olamıyor Erdoğan. Bunu nasıl aşacak? Sizce o yola da başvurur mu? Az önce dediniz hani seçim olacak mı olmayacak mı? Onu tartışmak lazım dediniz ama bu konudaki fikriniz Adamım, de bir hukukçu olarak. Fikrimi söyleyeyim. Ee, ben doğrusu Sayın Bahçeli'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Partisi son üç ayda e, takip ettiği siyasi politikaya bakıyorum. E, sanki Sayın Bahçeli ee, AKP'yi itikleyecek. Yani tamam bitti buraya kadar. Ben o aşamaya doğru gelmekte olduğunu düşünüyorum. Yani çok da uzun bir zaman düşünmüyorum ama muhtemeldir ki Ocak veya Şubat ayında Sayın Bahçeli çıkıp da e, yeter artık kardeşim erken seçime gidelim. Türkiye bu badireden kurtulsun derse hiç kimse şaşırmasın. Erdoğan'dan bağımsız olarak mı der bunu? Kesinlikle, diyorsunuz? kesinlikle. Yani ben e, satır aralarında Milliyetçi Hareket Partili Milletvekillerini münferit gibi gözüken farklı farklı yerlerde yaptıkları açıklamalar Sayın Devlet Bahçeli'nin takip ettiği çizgi bakıyorum ki buraya doğru gidiyor. Yani Milliyetçi Hareket Partisi bir dakika maç bitti derse e, bu çok büyük olasılık olarak görüyorum ve Türkiye'de bambaşka bir Türkiye olur. O gün bayram olur Türkiye'de. Yani hani Devlet Bey tarihi iş seçsin diye tavsiye ederim ben. En azından o gün Demokrasi bayramı günü ilan edilebilir. O gün bir yüreklikle yeter artık kardeşim Türkiye bundan yeterince çekti. Artık buraya kadar bu iş bitmiştir. Türkiye seçime gidecektir. Kendisini yönetecek bu halk iyi bir kadroyu iktidara getirir derse emin olun o gün bayram olur. Ben o olasılığı Şimdi, çok güçlü düşünüyorum. İlginç bir şey söylediniz. Hemen hemen ilk kez duyuyorum. Yani şunu hep konuşuyorduk. Erdoğan Bahçeli'ye söyletiyor. Erken seçim tarihlerini hep Bahçeli açıklıyor diyorduk. Ama bu ilginç hakikaten geldiğimiz döneme işte. Şimdi ekonomiyi konuştuk. Bizim, gördüğümüzü, bizim gördüklerimizi Sayın Bahçeli de görüyor. O akademisyen önüne veriler gitmiyor mu? Onun da önüne veriler gidiyor. O da görüyor. Devletin ne kadar vergi ürettiğini, ne kadar vergi tahsil ettiğini, ne kadar borç yükü altında olduğunu, ne kadar borç ödediğini her şeyi Sayın Bahçeli de önünde bir tabloyla görüyor. Görmüyor mu? Peki Sayın Bahçeli bunların düzeltilmesi için radikal önlemler alın diye bastırsa AKP bunları görmezden gelebilir mi? Bahçeli dese ki kardeşim radikal önlemi bunun bu Merkez Bankası'nın başına adam gibi birini atayın. Böyle saçma sapan işler yapmayın. Faizi de dengeli hale getirin. Bu döviz kuru Türkiye için çok büyük külfet haline geldi. Sonuçta bizim ihracatımız bile yüzde yetmişte ithalata bağımlı. Yurt dışına getirdiğimiz ürünleri, ara mamulleri işliyoruz. ihracat ürünü haline getiriyoruz. Oradan bir katma değer yaratarak ülke para kazanıyor. Böyle bir döviz kuruyla bu sürdürülebilir değildir. Türkiye bu döviz kuru altında boğuluyor. Bunun insanlar kazandıkları paralarla dolar cinsinden yurt dışına borç ödüyorlar. Bu ödenebilir olmaktan çıkmıştır. Nitekim e, Türkiye'nin borcunun önemli bir kısmı özel sektörün, özel sektör yurt dışına borcunu nasıl ödeyecek? Para kazanamıyor ki ödesin. Para kazanamıyor evet, ki tabii. vergi versin. Doğal olarak Bahçeli bunları görmüyor mu? Elbette görüyor. Peki Bahçeli bütün bunları görüyor da niye o zaman sessiz kalıyor diye bir soru gelebilir herkesin aklına ben o zaman bir hinlik yapayım bir cinlik yapayım. Evet yani evet. hakikaten hiç hiç hakikaten. Şey, zaman zaman hatta desteklediğini belirten tweetler atıyor Doğru. Bahçeli. Şimdi Bahçeli bence Bahçeli şöyle bir strateji uyguluyor. AKP'yi siyasi tarihe öyle bir gömeceğim ki diyor. Bir daha geri gelemeyecek aşamada yapacağım bunu. Yani Bahçeli mesela bundan İki sene önce AKP'ye hadi kardeşim deseydi, AKP yüzde otuzlarda oy alırdı. Vatandaş derdi ki ya bakın işte çok önemli işler yapıyordu, büyük başarılar sağlıyordu. Bırakmadılar ki iktidarda kalsın da Türkiye'ye şunları bunları yapsın, çağ atlasın falan filan. Bahçeli ne istiyorsun dedi. Tek adam olmak istiyorum buyur. Ne istiyorsun dedi. Bütün yetkileri elimde toplamak istiyorum dedi. Buyur. Ne istiyorsun? Bürokraside mutlak hakimiyet istiyorum dedi. Buyur. Ne istiyorsun? Yargıda mutlak hakimiyet elde etmek istiyorum dedi. E buyurun o da sizin olsun dedi. Ya sen ne istedin tüken senin dedi. Her şeyi ver. <laughs> Şimdi memleketin hali ne? İçler Nüfusumuzun 20 milyonu aç. Artı 28 milyon yani 48 milyona ulaştık. 28 milyon da yoksul. Yoksul. Bence 28'den daha fazla bu rakam. E, eser bu. Doğru. Ülke perişan. Amerika'da 110 ülkenin davet edildiği demokrasi kongresi yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri dünyadan 110 ülkeyi davet ediyor. Demokrasinin hakim olduğu ülkeleri Türkiye'yi davet ediyor. Hangi kriteri sayalım? Ne istiyorsanız sayın. Bizim insanlarımız meraklı böyle şeylerde. İşte insan haklarında şurada bilmem nerede falan. Evet, evet. Dilediğinizi sayın. Türkiye çakıldı. Kamu kurumları çürüdü. Toplumun değer yargıları çürüdü. Ahlaki değerler pespaye. Erzurum'da minicik yavrulara bile cinsel sapkınlıklar saldırılar, diyanet yurtlarında bile artık toplumu irite eder hale geldi. Büyük bir gerilim yaşandı ve devlet bey bunların hiç hepsini görmüyor mu? Bence görüyor bence. Devlet bey öyle bir noktada geçmiş olsun diyecek ki emin olun AKP yüzde 10 barajının altında kalacaktır. Yüzde 10 barajının altında kalacak ve bir daha geri dönemeyecek hale gelecektir. Buna ben yürekten inanıyorum. Tam da o aşamaya doğru gidiyor Türkiye şu anda. Yani o zaman Bahçeli bir büyük oyun içinde. Az önce Demirkan Bey de aynı şeyi e, yazdı. Yani Erdoğan'ı bitirmek için e, bekliyor, bunu, sabırla bekliyor. Bunu, bunu e, Lale Hanım, bunu ilk kez Bahçeli'nin görüşünü değiştirdiği zaman e, bir tesadüf eseri o gün ilk duyduğumda, e, o zaman Ulusal TV'de Halil Nebiler Beyefendinin bir programına hmm. katılmıştım programda Halil Bey bunu sordu bana nasıl yorumluyorsunuz diye o zaman dedim ki bugün itibariyle şunu bir kenara not edin AKP'nin çakılma dönemi başlamıştır dedim. Neden dedi ama bakın bütün yetkileri eline alıyor dedim ki ne kadar güçlü olursanız o kadar çürür, hızlı çürürsünüz diye sorumluluk sizdedir. Yani şöyle düşünün şimdi ailede diyorum ki ben arkadaşlar kimse bir şeye karışmayacak bütün kararları ben alacağım eve girecek bütün parayı ben harcayacağım ben kazanacağım, ben harcayacağım. Evin işte bütün iHŞ'sini ben karşılayacağım. Bütün kontratları ben yapacağım. Sonra geliyor çocuklar eve diyorlar ki ya ekmek yok, su yok, yiyecek yok, ev ısınmıyor, donuyoruz, açız, perişanız. Diyorum ki ya dış güçler yaptı. Evet. Dış güçler Aha. yaptı derken de orada da bir bir tam temel fıkralık bir durum var. Ona da bir cümle söyleyeyim. Şimdi Lale Hanım ne diyoruz biz Türkiye'nin bu hale gelmesini o AKP seçmenlerinin bir kısmına bazı televizyon kanallarında kafalarına yerleştirmişler. Dış güçler. Bu ama çok enteresan şimdi. Ee, AKP'nin en son e, genel başkan Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Dedi ki Çin modeliyle ihracatta büyüyeceğiz. İhracat. Evet büyüyeceğiz. bir de o çıktı peki, şimdi Çin modeli. Doğru. Buyurun. Şimdi peki iyi güzel de bu ihracatı kime yapacağız? Dış güçlere. E bu dış güçler değil mi bizim başımıza bütün bu halleri açar? Niye dış güçlermiş bunlar? <laughs> bu şimdi nasıl bir çelişki? Bu dış güçler madem bizi bu hallere dış güçler düşürdüler. E şimdi biz dış güçlere mal satacağız. Onlara tutunacağız. Umudumuz da dış güçlere satacağımız mala gelir. E bu dış güçler kötü niyetliyse bizden niye mal alıyorlar? Bu nasıl bir ne yaman bir çelişkidir. Bu ne garip bir çelişkidir. <laughs> Mantık. Ya mantık nereye yok. gelmiş düşünebiliyor musunuz? Nereye gelmiş artık akıl terk etmiş zaten mantık, mantık da çökmüş. Bizim temelin bir fıkrası vardır. Biliyorsunuz yolda Dursun'la karşılaşıyor. İşte Dursun e, diyor ki bilirsiniz o izleyiciler de bir anlatmayacağım onu da mantıkla ilgili biliyorsunuz malum hikaye. Yani evde mantık kitabı kalmamışsa daha sen ne anlayacaksın ne konuşacaksın? Ne madem, madem evinde mantık kitabı yok. Yani. <laughs> Elde mantık yok yani. Olmayınca. Evet. Şimdi e, bu bahçeli ile ilgili yorumunuzda Seher Hanım der ki bahçeli ülke batmadan önce bir şeyler yapsaydı daha iyi olmaz mıydı? Neden bekledi der? E, i̇şte sadece bahçeli değil tüm Türkiye bekliyor o, o hale gelmesini. Yani iyice dibi görmeden dibin de dibini gördük de artık herhalde olmayacak gibi. Çünkü Haluk Bey sizinle de defalarca konuştuk. Her seçimde diyoruz ki bu, bu sefer tamam ona göre bir beklenti içine giriyoruz ama ertesi gün bir uyanıyoruz. Her şey eskisi gibi. Yani Türkiye'de seçmenin bu halkın durumu da enteresan hakikaten. Ama hep halkın kabahati değil bu. Leyla Hanım elbette Hı -hı. halk bu bir döngü. Bütün böyle kapitalizmin hakim olduğu sömürge düzenlerinin kurulduğu ülkelerde bu döngü hep böyledir. Bütün bu bu, bu tür ülkelerde ülkenin zenginleri yoksullardan yanadır. Tıpkı Türkiye'deki gibi. Türkiye'de bu ülkenin Ekonomik düzeyi, refah düzeyi yukarıda olan insanları oylarını giderler, işçiden, çiftçiden, köylüden yana olan bir ideolojiye verirler. Şimdi Ankara'nın Çankaya'sında, Ankara'nın Çay yolunda, işte Cebeci'de bilmem yeni mahallesinde, İstanbul Kadıköy'de, Beşiktaş'ta, İzmir, Antalyası falan filan, bu burada yaşayan insanlar e, diğer e, Türkiye ortalamalarının üzerinde gelir düzeylerine ve yaşam kalitesine sahip insanlardır. Bu insanlar oy tercihlerini işçiden, çiftçiden, köylüden, adaletten, haktan yana verirler. Ama peki o işçi, çiftçi, köylü oyunu kime verir? Erzurum'a bakın, Baymurt'a bakın, Gümüşhane'ye bakın, Siirt'e bakın, Urfa'ya bakın. Orada fotoğrafı göreceksiniz. Şimdi Urfa'da, Urfa'daki çiftçi, mazot, tarlada kullandığı mazutunun parasını ödeyemez hale gelmiş. Tarlasını hmm. sulayacak elektriğin parasını ödeyemez hale gelmiş elinde tarlasında doğru dürüst ürün ürettiği zaman karşını alamaz hale gelmiş ama oyu götürüp AKP'ye vermiş. Elbette vatandaş kabahatli ama bir tek vatandaşın kabahatiyle bu iş olmuyor. Şimdi bir de iğneyi kendimize batıralım. Ne oldu? O kadar çırpındım. 2 milyon, 2,5 milyon sahte seçmen var diye çıktık, avazımız çıktığı kadar anlattık. Belgeledik, santim santim anlattık Türkiye'ye. Bizim bu söylediğimizle ilgili Yapılması gereken partilerin İçişleri Bakanlığı'ndaki nüfus vatandaşlık işleri genel müdürünün bilgisayarlarını Ankara Savcılığı'na teslim edip üzerine inceleme yaptırmaktı. Yapıldı mı? Yapılmadı. Sonra aradan seçimler geçti. Atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra parti bir kurul kurdu. O kurula araştırma yaptı. Kurul geldi. Dedi ki evet 2 milyon 532 bin sahte seçmen varmış. Geçmiş olsun döndük en başa. Evet. Partiler niçin var? En başa. Partiler niçin var? Partiler bunun için var. Işte. Yalnızca şu yalnızca iktidara Haluk iktidara Bey. laf sokarak değil. Muhalefet olarak da üzerinize evet. düşeni yaparak iktidardan kurtulabilirsiniz. Evet. Şu anda e, halkın en büyük korkularından daha doğrusu endişelerinden biri de sandık ve seçim güvenliği. E, yani bunun önüne geç çünkü YSK yani bunu sanıyorum son seçimden önce siz de uyaranlar arasındaydınız. YSK'ya dikkat diye. YSK iktidarın elinde. Dolayısıyla bir elektronik seçimde seçim sonucunu düşünemiyorum ben. Şimdi bu bu aşamadan sonra endişe etmeyin. Artık yani tehlike geçti. Hani bir şey var. Eskiden mideyim vardı. Futbolda çok kullanılırdı. Türkiye'de işte milli takımda gol şey futbol oynadığımız zaman bizim kaleye gol olunca işte anlatan spiker derdi yani tehlike geçti ama gol yedik tabii. Şimdi <laughs> artık yani tehlike geçti gol yedik yani. Bu aşamadan sonra rahat olun kimse sandıklardan bir tane oy çaldırmaz. Bakın bugün sosyal medyada bir e, galiba Urfa'da yanılmıyorsam bir hanımefendi e, diyor ki ben geçmişte AKP'nin militanıydım diyor. Kendi cümleleri. Evet. İşte hatta çarşaflı e, cadde ortasında bir acabisiyle konuşuyor. Ona da çok öfkeli bizi kandırdınız, aldattınız, bizi kandırdılar diyor. Ben oy çaldım, oy diyor. Oy çaldım diyor. Sandıkta oy çaldım. Hı, i̇tiraf ee, ediyor. Evet. Evet. İtiraf ediyor. Ama şimdi emin olun hiç kimse bu saatten sonra ne oy çalar ne de oy çalana göz var. Onun için hiç endişe etmeyin. Bu aşamadan sonra başka bir e, seçim sürecine girecektir hiç kimse sandıkta ben AKP'liyim, ben AKP'nin gözetmeniyim bile diyemeyecektir. Çünkü artık eskisi gibi değil. Hiç kimse bu saatten sonra ne oy çalanı ne de çaldıranı hoş görmez. Evet. O seçim iptal edilmeli de, demiş Demirkan Bey. Böyle bir şeyin ben söz konusu bile olabileceğini düşünmüyorum. Atı alan Üsküdar'ı geçti çünkü hakikaten. Bundan sonraki önümüzdeki maçlara bakalım değil mi Haluk Bey? <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Efendim çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. İyi bir, çok iyi bir kıymetli yorumlar oldu. yaptınız gene evet benim evet, için de öyle. Çok İzleyicilerimiz de çok ıı, merakla ıı, sizden ıı, sorduğu sorulara yanıt verdiniz. E, çok teşekkür ediyorum. Tekrar iyi ben pazarlar teşekkür, diliyorum Haluk sağ Bey. Sağ olun. Sağ olun. Ve değerli konuklar sizlere de soru ve yorumlar için çok teşekkür ediyoruz. Çıkmadan yayınımızı beğenmeyi unutmuyorsunuz. Akşam 22.30'da Hüseyin Turan bizlerle birlikte olacak. Hem dertleşeceğiz hem şarkılar söyleyeceğiz. O yayını da kaçırmayın diyoruz. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Şimdilik görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.